Evet, 24 sabah kısa bir aranın ardından devam ediyor. Stüdyo konuklarımız var. Güzellik salonları, spa işletmecileri ve eğitmenleri federasyonu engellilere bir güzellik yapın projesi kapsamında engelli gençlere güzellik uzmanlığı alanında eğitim veriyor. Bir diğer projeleri ise Down sendromlu ve otistik çocuklara ücretsiz olarak verdikleri kişisel bakım hizmeti. 24 sabahta bugün bu iki konuyu konuşacağız, bilgi alacağız. Stüdyo konuklarımız İstanbul Güzellik Uzmanları ve Eğitim Kurumları Dernek Başkanı Şeynur Tokluoğlu ve Dernek Başkan Yardımcısı Rıfat Kıyıcı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, çok önemli bir proje. Özellikle izleyicilerimizin de ilgisini çekecek bir proje diye düşündük. Hatta şöyle başlayalım dilerseniz. Engellileri bir güzellik de siz yapın dediniz, evet. Ve federasyon olarak böyle bir eğitime başladınız. Eğitim vermeye karar verdiniz engelli gençlerimize. Peki bu eğitim neleri kapsayacak? Hangi alanlarda eğitim verilecek? Önce bununla başlayalım. Şimdi eğitim projemiz bu engelli kardeşlerimize yapılan vücut temizliklerinden sonra gelecek olan bir projedir. Öncelikle 3 ay öncesinde başladığımız bir projemiz var. Hı, Down sendromlu. Down sendromlu ve otistik kardeşlerimize yönelik tüm vücut bakımları ve temizliklerini dernek çatısı altında bulunan tüm salonlar ücretsiz olarak karşılamaktadırlar. Yani bu 3 aylık olan bir projemizdir. Bundan sonrası da devam edecek. Hı hı. Eğitim alanında kendi güzellik uzmanlarımız nasıl eğitim alıyorsa aynı eğitimi vücutlarında engel olan kardeşlerimize eğitip istihdam sağlamak istiyoruz. Şimdi iki proje var aslında, evet. Değil mi? Bunu bir netleştirelim. Bir 3 aydan beri süren bir proje, evet. Söz konusu. Aha. Down sendromlu otistik arkadaşlarımızın, evet. Bakımlarını sağlıyorsunuz. Evet, bu 3 aydan beri süren ücretsiz bir uygulama. İzleyicilerimize de bu konuda bilgi vermiş olalım. İletişime, evet. Geçildiği takdirde bu konuda yardımcı olacaksınız. İkinci, evet. Proje ise engelli gençlere güzellik uzmanı alanında eğitim veriliyor. Evet. Peki bu eğitimde mesela neleri kapsıyor? Yani bir cilt bakımı, bir masaj, hangi şeyler, aşamalar var? Tamamı konusunda mı eğitim veriyorsunuz Rıfat Bey? Evet, şimdi güzellik uzmanı sıfatını alabilmesi için bütün programları uygulaması gerekiyor. Yani bir güzellik uzmanı nasıl yetişiyorsa aynı şartlarda anatomi, dermatoloji, fizyoloji gibi alt yapıdaki eğitimler alacak. Ondan sonrasında da affedersiniz, güzellik uzmanının gerektirdiği cilt bakım, makyaj, masaj, epilasyon, tüm uygulamaları yapacak şekilde eğitilecek. Ve bunlar istihdam kazandırılacak. Yani bizim buradaki amacımız şu: bedensel engelli kardeşlerimizin güzellik uzmanlığı yapabilecek bedensel engelli arkadaşlarımızı bu sektöre kazandırmak. Onları da hem bu bizim sosyal projemiz içinde ekonomilerine katkıda bulunmak. Bir de ne yazık ki Türkiye'de bunu çok önemseyemiyoruz. Yani bir engelli kardeşimizin bizden hiçbir farkı olmadığının farkında, evet, değiliz. Kesinlikle. Ya da Down sendromlu kardeşlerimiz de, evet, tabii ki bizden çok farklılar ama neticede onların da bir insan olduğunu, bizim kardeşimiz ve bizim bir sınavımız olduğunu farkında varmamız gerekiyor. Dolayısıyla bu projelerin hepsini sırayla gündeme getiriyoruz. Tabii burada bu işi yapacak olan güzellik salonları için de bazı sıkıntılarımız var. Bir sektörel sıkıntılarımız var. Gelmişken biraz çok ufak da olsa çok ucundan dokunmak istiyorum. Ondan. Çok basitçe. Çünkü bunlar hep birbirini tamamlayıcı şeyler. Hı hı. Şimdi birçok güzellik salonu şu anda bu hizmeti veriyor ücretsiz olarak. Tabii bunların bir maliyetleri var ve kendileri karşılıyorlar. Sektörümüzde şu anda IPL epilasyonla ilgili bir sıkıntımız var. O çözülmek üzere ki şu anda bu Down sendromlu kardeşlerimizin en büyük sorunu budur. Hı hı. Bu epilasyon uygulamaları. Tabii burada AKP milletvekili Sayın Metin Külünge çok teşekkür ediyoruz. Bu konuda önümüzü açtı. Şimdi bizim önümüz açıldığı zaman güzellik salonları daha rahat çalıştığında bu hizmetler, bu sosyal projeler çok daha geniş kapsamlı olacak. Çünkü ekonomik güçlerini daha yükseltecekler ve bunları bu sosyal projelere kullanacak güzellik salonları da. Biz bütün alanda geniş çapta çalışıyoruz. Yani hem salonların bütçeleri artacak, bu bütçeyle beraber sosyal projelere ücretsiz, daha fazla kişiye ulaşacaksınız. Tabii ki 81 böylece. İle ulaşacağız ve bizim 7-8 tane derneğimiz var. Burada her ilde bir dernek düşünüyoruz. Ve tabii ücretsiz eğitimler, öğretmen yetiştireceğiz. Bunlar hepsi, yani sektörün kalitesini yükseltmek için de çalışmalarımız var. Bu projelerin hepsini sırayla yerine getireceğiz. Bu artık bizim kendi sosyal görevimiz. Yani insanlık görevi olarak biz bunu görüyoruz. Dolayısıyla da İlk Down sendromlu kardeşlerimizle başlandı. Bundan sonrasında dediğimiz engelli kardeşlerimiz ve
daha ne varsa önümüzde olması gereken, görevimiz neyse, gücümüz yettiği kadar bunun hepsine elimizi uzatacağız. Evet. Peki şimdi bu eğitime engelli gençlerimizin güzellik uzmanı eğitimine katılması için şartlar neler? Özellikle öncelikle şunu sormak istiyorum. Down sendromlu arkadaşlarımıza bakımlarını sağlarken ücretsiz dediniz. Evet. Peki bu eğitim engelli gençlere güzellik uzmanı eğitimi bir ücrete tabi mi? Hayır. Yoksa bu da mı ücretsiz? Hayır. Engelli ve özürlü kardeşlerimize yaptığımız hiçbir hizmetten ücret almıyoruz. Bu gerek eğitim olsun, gerek kişisel hizmetleri olsun. Hiçbir şekilde ücret alınmadan devam edilecek. Bunun da bir süresi yok. Yani biz bunu bir sene, iki sene, üç sene ya da üç ay, dört ay, beş ay yapmayacağız. Biz bunu sürekli yapacağız. Ömür boyu. Evet. Engelli gençlerin evet. ömür boyu federasyon evet. olarak arkasındayız, evet. destek vermeye evet. devam edeceğiz. Evet. Evet. Telefonlar geliyor, mesajlar geliyor. Dün mesela bir özürlü, hem bedensel hem zihinsel özürlü bir kardeşimiz. Benim cilt bakımımı kim yapacak diye bir mesaj attı. Biz şahsen gidip evinde yapacağız. Böyle talepler de olursa, bize ulaşabilirlerse, aha. belediyeler vasıtasıyla ulaşabilirlerse. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin engelliler merkezi var biliyorsunuz. Evet. 7-8 tane İstanbul genelinde. Buralardan bize ulaşırlarsa biz derhal o noktada olacağız. Şenur Hanım, bunlardan bahsederken gözünüzdeki ışığı da görmemek evet. imkansız. Çok mutlu olduğunuzu farkındayım bu projeden bahsederken. Rıfat Bey, peki şimdi engelli gençlere dedik. Gençlere derken burada da bir yaş sınırı var mı? Bunu da bir soru işareti kalmasın evet. izleyicilerimizin zihninde. Ve eğitimin süresi, hani 2 aylık bir eğitim mi veriliyor, 3 aylık bir eğitim mi veriliyor bu uzmanlık Hayır, için? Hayır, şimdi yaş aslında sınırı yok. Gençler dediğimiz dilimiz öyle alışmış. Hı-hı. Normalde hani... Bu konuda 35-40 yaşlarında da bizim öğrencilerimiz var. Biz bunu bir sınıra koymuyoruz. Her sadece bu mesleği yapmak istemesi yeterli bizim için. Çünkü bu işi severseniz yaparsınız. Yani sadece eğitimini almakla da bitmiyor. Bu işi sevmek zorundasınız. Biz böyle kardeşlerimize, tabii burada sınırımız şu. Güzellik uzmanlığı hizmeti verebilecek standartlarda olabilmesi lazım. Yani evet, bunu da şimdi bedensel, merak ediyorum. Evet, mesela ayağında bir protez olabilir, hiç problem değil. Hı hı. Ayağı aksayabilir, problem değil ama... Elinde ya da duyu organlarında bir engellik varsa bunda tabii zorlanılıyor. Böyle bir uygulama yapılamaz. Ama dediğimiz gibi protezli veya ayağında bir engeli olan kardeşimizi güzellik uzmanlığı uygulamasını engellemeyecek bir engeli olan arkadaşlarımızı alıp yetiştireceğiz. Bunları da hep aslında Avrupa projeleri içinde yapıyoruz biz bunları. Hı-hı. Yani Avrupa ve devlet... Hükümet de bana çok büyük destek veriyor. Evet. Yani ciddi anlamda destekler var. Yeter ki bu destekler yolunu bulsun. Yani o soluk kanalını bulması için biz elimizden geleni yapıyoruz. Tabii ki çok hoşumuza gidiyor. Severek yaptığımız bir şey ama netice itibariyle buna destek veren bir hükümet ve Avrupa Birliği de var. Evet. Ya bunu şunun için söylemek istiyorum. Sadece biz değil, biz Türkiye'nin birçok yerinde sosyal proje yapabilecek dernekler var. Yani artık bu kaynakları... Lütfen yerine kullanarak yapalım ki belki bir adım daha ileri gideriz. Hani insan olarak her şeyden bırakın Türkiye'yi. İnsan olarak belki bir adım daha ileri gideriz. Bence bu projelerin mutlaka değerlendirmesi lazım ve yerine ulaşması lazım. Evet. Bizim hedefimiz bu. Rıfat Bey, Şenur Hanım da bahsetti. Sizinle de bu konuyu konuşalım. İstihdam konusu da tabii önemli. Adım adım tüm ayrıntıları paylaşalım ki izleyicilerimize akıllarında bir soru işareti kalmasın istiyorum. Tabii. Şimdi bu istihdam sürecinde biraz açacak olursak, size başvurdular, eğitimlerini tamamladılar. Sonrasında ne oluyor? Şimdi burada önemli olan iyi eğitimi verebilmek. Hı-hı. Bir kere biz bunda kefiliz, hiçbir sıkıntımız yok. Zaten derneğimizin ismi Eğitim Kurumları. Şimdi bu eğitimi alan arkadaşlarımızı biz profesyonel çalışan güzellik salonlarında istihdam edeceğiz. Ve kalıcı istihdamlardan bahsediyoruz. Kalıcı istihdam. Tabii yani biz gidin 3 ay sigortalı çalışın geri dönün gibi bu projeler bize çok uzak. Tüm sosyal hakları da verilecek şekilde bir istihdam değil tabii mi? Tabii ki. Bunda yani sigortası, işte yemesi, yol parası, işte en az asgari ücreti olmak kaydıyla... Bu tür çalışmalara başlayacağız ve biz bunu çalışmalara başladık. Bunu kabul eden çok güzellik salonu arkadaşlarımız var, sahipleri de var. Evet, onu da soracaktım. Nasıl baktıklarını Şenur Hanım, bunu da sizinle konuşalım. Şimdi şöyle bakın, kişisel bakımı için salonlara ulaştığımızda ve listeleri verdiğimizde şu an 80 kişiye ulaştırdık. Yani Down sendromlu ve otistik çocuklarımız, kardeşlerimiz 80 kişilik bir hizmet alıyorlar. Şu an 80 kişiler.
Ve salonlar hala diyorlar ki liste gönderin. Biz bundan o kadar mutluyuz ki 10, 20, 30 hiç fark etmiyor. Ne zaman, ne kadar isterseniz listelerinizi yollayın. İşte bu hassasiyet burada da geçerli. Yani anlatabildim mi? Onlara verilen o hizmet aşkı onlara verecek iş aşkıyla da ayrı değişmiyor. Yani bir güzellik salonu sahibi en az bir tane engelli kardeşimizi istihdam edecek güçtedir, yetidedir ve istektedir. Bizim amacımız dediğimiz gibi hani görsel bazı şeyler yapıp yarın unutulacak hareketler, projeler değil. Kalıcı istihdamı sağlamak. Çünkü bu bir hizmet verecek. Parasının karşılığını alabileceği bir hizmet verecek bu engelli kardeşimiz. Bunu zaten normal bir insan da yapabiliyor. O da yaptıktan sonra niçin başka biri tercih edilsin? Bakın ben çok iyi bilirim. Ama olan gözünden özürlü olan kardeşlerimiz mükemmel masaj yaparlar. Evet. Ve çok ciddi masaj yapar. Çünkü bütün organı, duyu organlarını oraya yönlendirmiştir. Keşke öyle masajcı arkadaşlarımız olsa mesela sektörde. Yani biz o konuda dediğimiz gibi kalıcı istihdam yapacak şekilde çalışmalar yapacağız. Evet. Peki Şenur Hanım, bu proje sadece İstanbul'da mı uygulanıyor? Yoksa İstanbul dışında Türkiye'nin diğer bölgelerinde, diğer illerinde de uygulamaya geçti mi? Evet, şimdi ilk defa İstanbul Derneğimiz buna adım attı. Sonra biz federasyon olduk. Nasıl olduk? Sayın Milletvekilimiz Metin Külünk bizden dedi ki artık birleşin bir federasyon kurun. Diyarbakır, Urfa, Batman, Gaziantep, İskenderun, İzmir, buralarda derneklerimiz var. Şimdi hepsi kendi illerindeki otistik ve Down sendromlu kardeşlerimize erişiyorlar. Diğer dernekler vasıtasıyla buralarda da bu projeler başladı. Daha çok ilde yayılmak istiyoruz. Biz diyoruz ki Türkiye'nin her ilinde bir derneğimiz olsun ve hepsine biz bu hizmeti verelim inşallah. Evet. Peki size nasıl irtibata geçeceklerinden de Şenur Hanım az önce bahsetti ama tekrar tekrar bunu ifade edelim ki ne kadar çok geri dönüş olursa, ne kadar çok arkadaşımızı topluma kazandırırsak, meslek sahibi yaparsak çok daha iyi olur. Rıfat Bey, siz bu konuda seslenmek isterseniz. Şimdi bizim İSKET diye bir web sayfamız var. İSKET.org. Oradan ulaşabilirler. Facebook'ta. İstanbul Güzellik Uzmanları ve Eğitim Kurumları Derneği olarak sayfamız var. Güzellik Uzmanları, Spa İşletmecileri ve Eğitmenleri Federasyonu Facebook sayfamız var. Yani hiçbir şey bulamazlarsa Google'a Senur Toklu ya da Rıfat Kıyıcı yazsalar bize mutlaka ulaşırlar. Büyükşehir Belediyesi Engelli Merkezi'nden de ulaşabilirler bize. Her türlü bize ulaşma şansları var. Ulaşma şansları var. Yeter ki istesinler. Evet. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. İnşallah çok daha fazla arkadaşımız sizlere ulaşır. Amacımız bu. Çok daha fazla arkadaşımızı meslek sahibi yaparsınız, topluma kazandırırsınız. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. İzlediğiniz İstanbul Güzellik Uzmanları ve Eğitim Kurumları Derneği Başkanı Şenur Tokluoğlu ve Başkan Yardımcısı Rıfat Kıyıcı bizimle birlikteydi. Eğer engelliyseniz, meslek sahibi olmak istiyorsanız kesinlikle iletişime geçin. Hem meslek sahibi olacaksınız, hem istihdam edileceksiniz, hem tüm sosyal haklarınız sahip olacaksınız ve özellikle şunu da belirtelim, Down sendromlu ve otistik arkadaşlarımızın bakımları da ücretsiz olarak İstanbul Güzellik Uzmanları ve Eğitim Kurumları Derneği tarafından gerçekleştiriliyor. Bir telefon kadar uzağınızdalar diyelim ve konuklarımıza tekrar tekrar çok teşekkür edelim. Şimdi kısa bir ara, aranın ardından spordaki gelişmelerle devam edeceğiz.